İnegöl'de 8 yıl önce içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları hasarı gören 11 yaşındaki Kayra Karataş, 9 yılda yurt içi ve yurt dışında yaklaşık 300 ameliyat geçirdi. Amerika'da tekrar ameliyat olan Kayra'dan sevindiren haber geldi. Yıllar sonra ilk kez Kayra ağızdan bir şeyler yemeye başladı. 6 ay sonra yapılacak olan ameliyatın ardından Kayra'nın eski sağlığına kavuşacak. Ancak Kayra'nın ailesi maddi güçleri olmadığı için yardım istedi. İnegöl'de oturan Karataş ailesinin oğulları Kayra 2011 yılında 3 yaşındayken içtiği temizlik maddesi nedeniyle yemek borusu, midesi ve kalın bağırsağı zarar gördü. Daha önce bir fabrikada çalışan ve şu anda işsiz olan Ayşe ve Halit Karataş çiftinin çocukları Kayra geçen 9 yılda Türkiye'de ve Amerika'da yaklaşık 300 ameliyat geçirdi. Karnından beslenen ilaç maliyeti yılda yaklaşık 100 bin lirayı bulan Kayra ameliyat için yeniden ABD'ye gitti. 27 Temmuz'da ailesiyle Amerika'ya uçan Kayra burada ameliyat oldu. Burada yapılan ameliyat sonucunda bacağından alınan bir parçayla yemek borusu yapıldı. Kayra yıllar sonra ilk kez ağzından bir şey yemenin mutluluğunu yaşadı. Bir yıl boyunca Amerika'da kalacak olan Kayra'nın 6 ay sonra büyük bir ameliyat daha geçirecek. Hepsini kapama bakalım ne kadar su çıkacak oradan diyor. Yapılacak olan bu ameliyatla birlikte doktorlar artık Kayra'nın herhangi bir hortuma bağlı kalmayacağını, normal insanlar gibi artık ağızdan besleneceğini ve sağlığına kavuşacağını söylemesi herkesi sevindirdi. Kayra'nın anneannesi Meral Güneş artık madden tükendiklerini belirterek gözyaşları içerisinde yetkililerden ve hayırseverlerden destek istedi. Kayra Temmuz ayının 27'sinde Amerika'ya gitti ve Ağustos'un 5'inde ameliyata aldılar Kayra'yı. Yemek borusunu ve nefes borusunu şu an dışarıya alındı, nakil yapıldı. Çok sevindirici bir haber. Kayra yutmaya başladı. Bu yıllardır beklediğimiz bir şeydi. Yani, 9 yıldan beri biz bunu bekliyorduk. Ameliyatı şu an çok güzel, başarılı geçti ve 6 ay sonra bir daha büyük bir ameliyatı var. Geçtiğimiz ameliyat 20 saat sürdü. Bu ameliyatı da aynı şekilde 20 saat sürecek. İnşallah Kayra'mız bundan sonra düzelecek, toparlayacak, yemeye içmeye başlayacak. Bu bizim için çok güzel bir şey. Kayra'nın anneannesi Meral Güneş şu anda annesi ve babasının da orada olduğunu belirterek bir yıl orada kalacaklarını ifade ederek şunu söyledi. Hepsini sıfırladılar. Şu an tekrar başa dönüldü. Çok ameliyat geçirdi. Yani 300 dediğimde gerçekten 300 ameliyat. Daha fazlası belki. Yani bu çocuk yıllardır neler çektik kendi ve biz bildik. Şu an annesi ve babası orada bir yıl kalacaklar. Bunların orada kalmaları, konaklamaları, yemek ve ulaşım masrafları. Biz bunları, bizim bütçemiz zaten belli. Karşılayamadığımız için ben valiliğe müracaat ettim. Ve bir yıllık bir yardım kampanyası başlatıldı. Ben insanlarımızın çok duyarlı olduğunu biliyorum. Kayra'yı da herkes yakından tanıyor 9 seneden beri. İnşallah yardımları olacaktır. Bizleri yalnız bırakmayacaklardır. Kayra'mız el birliğiyle inşallah düzelip Türkiye'ye dönecek. Meral Güneş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenerek şunları söyledi. Cumhurbaşkanımız daha önce destek vermişti. Şimdi yine ben Cumhurbaşkanımızdan destek bekliyorum. İnşallah bizi tekrar yalnız bırakmayacaktır. Şimdi ona çok teşekkür ediyorum. Kayra'nın en büyük temellisi Cumhurbaşkanı'nı görüp ona sarılmak. İnşallah bize desteklerini esirgemeyecektir. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hepsini kapama bakalım ne kadar su çıkacak oradan diyor.